Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da Mısır lideri sesiyle el sıkışmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias apar topar Kahire'ye gittim. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzaladım. Dendias yine Türkiye'ye hedef aldı. Türkiye ile Mısır arasında buzların erimeye başlaması Yunanistan'da endişe yarattı. Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır lideri Sisinin verdiği bu fotoğraf sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias soluğu Kahire'de aldı. Yanında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Paniotopoulos da vardı. Ne Yunan bakanlar önce Mısırlı mevkidaşlarından Türkiye ile yakınlaşma süreci hakkında detaylı bilgi istedi. Görüşmelerin ardından Mısırla Yunanistan arasında bir dizi ikili anlaşma imzalandı. O anlaşmalardan biri Akdeniz'de yapılacak arama ve kurtarma çalışmaları için iki ülke arasında deniz ve hava yetki sınırı alanlarını tanımlıyor. Dendias anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürdü. Amacımız Akdeniz'de barış ve istikrarı desteklemek dedi. Fakat Dendias'ın sözlerinin aksine asıl amaç, göçmenleri kurtarmak ya da Akdeniz'e istikrar getirmek değil. Yunanistan, Türkiye'yi Akdeniz'de dar bir kıta sahanlığını hapsetme stratejisini sürdürüyor ve tek yanlı iddialarını bu kez göçmenleri kurtarma kisvesi üzerinden dayatmaya çalışıyor. Oysa aynı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de göçmenleri ölüme terk ettiği, göçmen teknelerini yasa dışı şekilde Türk karasularına ittiği birçok kez belgelendi. Peki Erdoğan ve Sisi 9 yıl sonra el sıkışmışken Yunan bakanlar neden hemen Kahire'ye gitti? Yunanistan, Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşmasını neden istemiyor? Bu soruların cevabı Akdeniz'deki güç mücadelesinde gizli. Türkiye ve Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasından sonra Mısır, Yunanistan için Akdeniz'de vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türkiye ile Mısır'ın işbirliği Akdeniz'deki enerji rekabetinde de Atina'nın elini zayıflatabilir. Çünkü Mısır ve İsrail gazını Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Arap Boru Hattı projesinin yeniden gündeme gelmesi ihtimal dahilinde. Yunanistan'da yayın yapan Liberal Haber sitesi, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'den sonra Mısır'la da ilişkilerini iyileştirdiğine dikkat çekip bölgesel konjonktürün değiştiğini vurguladı. Yunan Katimerini gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna'daki tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması sürecinde üstlendiği kilit rol nedeniyle Kahire'nin Ankara'yla yakınlaşmak istediğini yazdı. Çünkü Mısır tahıl ihtiyacının %80'ini Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyor.